Merhabalar, Coşkun Aral'la beraberiz. Tesadüfen Konya Hasat Festivali'nde karşılaştık. Ayçiçek Tarlası'nın içindeyiz Konya'da. Coşkun Aral'ı bulmuşken de aklıma ilk gelen soruyu sormak istiyorum efendim. gördüğünüz şimdiye kadar bunca yıl dünyadaki bir sürü savaşa katıldığınız, gördüğünüz en vahşi sahneler, aklınızda kalan, unutamadığınız sahneler hangileri oldu? Şimdi dünyada çok farklı dönemlerde, farklı savaşların içinde bir göç tanığı olarak bunlara çektim. Bazen belgeseller oluşturdum ama insanın neler yapabileceğine yönelik en ekstrem, en olağan dışı ortamı Afrika Bölgesi'nde, Liberya'da. Hatta bir filme konu olmuştu, Tanrı Olmaz diye. Orada insanın hem cinsini nasıl yüksek yakınlı olmasına rağmen sadece bir husumetten, bir kinden, bir nefretten doğrayıp yemeyeceğini tanıdık. Afrika için yeter değil. Bunu dünyanın her yerinde insan olur. Öfke ve kinle yapabilecek tarihi araştırdığı zaman çıkarıp sonuçları dediğimiz hikayeyi. Liberya'da yaşanmış bir olaydı. Ama Ruanda'da da gördüğüm kadarıyla Ruanda'da biliyorsunuz iki tane Batı ülkesinin desteğinde bir ülke, iki ayrı toplum bir ülke. Üçüncü toplum arasında ne dinsel, ne etnik bir fark olmaksızın sadece biri dağın yamacıyla diğer ormanda yaşayan iki tane toplum aynı. Din aynı, meç, grubu, aynı renk, aynı etkisi. Bunlar birbirlerine kırdırılıp 2 ay gibi bir sürede 1 milyon belki insan ölüyoruz var. Milyonlarcası başka ülkeye götürüyoruz. Ruanda, şu anda Afrika'daki en genç. Orada da öncelikle bir talimatla, bir manipülasyonla insanların katliama hazırlatılması, bunun benzerlerini düşük ölçekte 1978'lerde Anadolu'da gördük. Alimiler, Müslümanlar arasında yaratılmak isteyen çatışmalar, katliamlara ulaşması. Ruanda'dakinde de ben tanık oldum. Bizzat içindeydim. 2 ayda 800 lira yakın insanı. Bu bir çocuğu kurtarmaya çalıştığınız savaş mıydı? Bu bir çocuğu ailesine kavuşturma girişimi olmuştu. Annesi ve babasının öldüğünü zanneden bir çocuğu. 1 yıl sonra ailesine kavuşturma girişimi oldu ama ailesi çıkmadı. Yani ailesi yine o zaman kadar hazır kalmıştı. Orada gördüm yani savaşlar çok rahat çıkarılabilir ama şu anda burada bulunma nedenlerinden biri benim dünyada yeni bir buzul dönemine girdik ama bu küçük buzul dönemi denilen dönem. Savaşların çıkma nedenleri eskiden işte senin kaşın benimkinden daha farklı, senin kaşın senin teminden değil. Şimdi açlık savaşları başlıyor. Su savaşları başlıyor. Çünkü öylesine hoyratça, öylesine israf ettik ki dünyada insanlığın, tüm insanlığı doyurabilecek kaynaklarımızı mahvettik. Şu anda içinde bulunduğumuz, düşünebiliyor musunuz? Bu Konya Ovası, tahılın neredeyse 10 bin yıllık geçmişinin merkeziydi. Yanlış politikalarla burada tahıl yerine çok su tüketen ürünler elde etmek için yanlış yönlendirilen çiftçi, çünkü çiftçi sonuçta getiri sağlamak için bu işi yapıyor. Yanlış yönlendirildiğinde hep toprağı o su öldürüyor. Su bitti. Yani zorunluluklara rağmen obruklar oluştu. Üstelik o ürettiği ürünün de karşılığını alamadığı zaman tamamen uzaklaşıp tarımdan soyutlayıp bu işi kendi toprakları boş ama dışarıdan ithal etmek zorunda kalan bir nüfus haline dönüştürüyorsunuz. İşte burada bu tür etkinliklerin yapılmasının en büyük bence iyi tarafı burada neden sonuçlarını birlikte tartışma imkanı oluyor. Az önce gördük çiftçileri. Çok güzel bir söz etti. Yani eğer siz çiftçiye sağlıklı fiyatlarla, sağlıklı desteklerle yaklaşmasanız artık limanlarda gözünüz gelecek yemilerdeki gıdayı bekler, ürün bekler, mahsul bekler. Evet. Yani çok önemli bir şey söylediniz. Yani yakında işte ben tuz savaşlarına başka bir yerde tanık oldum. Borneo Adası'nda tuzun çok zor elde edildiği bölgelerde iot eksikliğinden kaynaklanan çok ciddi guat türlü hastalıkların fazla olduğuna dair raporları görmüştüm. O bölgeye gittim, birkaç ay kaldım. Tuz eksikliğinden ötürü o bölge insanları başka kabilelere savaşın. Yani yamyamlı bir yerden oluklatmıştım. Yani insanlık
Evet, aynı savaş tarzlarımızı sürdürmüyoruz. Okun, yayın, palanın Afrika'da kullanılması söz konusu ama bugün bilimsel anlamda kimyasal silah başta olmak üzere işte bombalarla falan o savaşları sürdürüyorlar. Bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da biraz bir şey dediğiniz zaman kökeni ekonomik. Bu savaşın sonuçlarını görüyoruz. Yani Avrupa darda kaldığı zaman savaş karşıtı olmasına rağmen nasıl bakalım, savaşı ne nereye kadar götürecek? Sovyetler Birliği döneminde soğuk savaş diyorduk ama yine de bakıldığında doğru saptamalar olsaydı, o zamanki doğru tarım politikaları belki Sovyetler Birliği döneminde yanlış tarım politikaları sonucu bugün Aral Gölü'nün yok olmasını engellerdi. Evet. Yani dediğim gibi çok ders almamız gereken bir dünyada yaşıyoruz. Yeryüzü bir cennet olabilir ama biz bunu akıldan, vicdandan, bilimden ve hukuktan koparak cehenneme çevirmeye çalışıyoruz. Benim için o yüzden gerek doğuma gerek yuduma teşekkür ediyorum. Bütün şeyleri, paydaşları bir araya getirip konuşma imkanı verdik. Yani sembolik bile olsa bir hasat. Evet. Bu hasatta evet elimizdeki ayçiçekleri çok sembolik, artık zamanı geçti. Hasatın zamanı geçti ama o sembolik bile olsa bunu bilmeyen insanların haberdar olması önemli. Kesinlikle. Şöyle düşünüyorum. Coşkun Aral bunca vahşet ve savaş gördükten sonra bu insanda bitmek, tükenmek bilmeyen ve her seferinde kendine yeni bir sebep bulabilen o vahşet arzu sizce en temelinde kökeni neye dayanır? Korku. Bence korku de. Çünkü aç kalma korkusu, her şey açıkta korku. Kalma korkusu, sahipsiz kalma korkusu, susuz kalma korkusu. Kaybetme yani, korkusu. Aynen her şey. Her mesela 6-7 Eylül şey, olayları her şey, da aslında her mesela. Şey. Yani çünkü işte o yüzden ben doğada da uzun süre kaldım. Yani terk edilmiş veyahut da insanın vahşi değil tanımları, bence vahşi değil. Çok daha ileri uygarlıklar ve kaldık kabileler. Doğayı okuyarak yaşıyorlar. İslam yok. İnsanlar da kendi ihtiyacına göre her şeyi tüketiyor ama onlar da canavarlar sayılıyor. Son 50 yılda. O insanları da görmüştüm. Korkudandı çoğu reaksiyonları. En basit, en ilkel hali. Ama o insanları hak etmedikleri şekilde donanımlanmış da ödüllendirme sözde. O aslında bir cezalandırma. Fark etmedikleri bir servete sahip hissettirip sonra onu çekme korkusu. Bugün dünyadaki kaoslarımızda kalıyor. Bugün kendi ülkemizde de bakın. Siyasette eğer bir yere gidemiyorsak o siyasette siyasetin belki iyi olan insanlar korkusu. Evet. Aslında herkes bir şeylerden korkuyor ve kitleleri birbirinden korkutmak üzerine aslında siyaset korkmamak için yolunu buluyoruz. Nedir? Bilgi, akıl, vicdan. Bütün bunlar da gelme, tanınma, gezme, dolaşma. Peki bireysel korkuyu, bireysel korkularımız da var. Atıyorum yalnız kalma korkusu gibi gibi. Yani bunun için de tavsiye ederseniz. Ben yalnız da kaldım. Yani büyük sahrada bir yarış için Paris'e geldiğim için 2 gün yalnızdım bayağı. Yani kurtarılma ya da kurtarılmama %50'ydi. Çölde yani son günüm 4-4 gün gidecekler. Onu da yaşadım. Çölün koşulları olduğu zaman bir de sürü sonra bir yerine gidecektim. Mesleğe de gidecektim. Bu arada üstümüze doğru gelen bir çardolar var. Çardolar gelsin. Umudu da yitirmemek için gezmek, hareket etmek, dolaşmak ve sorgulamak. Harika. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ mutluyum. Sizinle ilk fotoğrafımı Marmara İletişim'de okudum. Gazetecilik. Orada çekilmiştim. Kayahan Hoca huzur içinde yapıyoruz. İnşallah Allah rahmet eylesin diyeyim tekrar Kayahan Hoca'ya. Ben de onun yetiştirdiği MİHA'da yetişmiş öğrencilerden biriyim. Çok mutluyum. Hep sizin gibi savaş muhabiri olmak istedim. Hoş, ben savaş muhabiriyim. Ama barış aslında asla olamazmışım. Hoş, benim şu anda yaptığım. Ben de barış muhabiriyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ederim.